Herkese selam. Bugün hangi gün? Bugün günlerden pazartesi. 29 Nisan. Hepiniz tekrardan bu kareye hoş geldiniz. Bugün yüzüme maske yapacağım. Ama yalnız değilim. Mucuyla yapacağız maskeyi yüzümüze. Hemen maskeleri gösteriyorum. Ve Mucu'yu gösteriyorum. Evet, Mucu. Maske. Böyle maske yapacağız bugün. Arkadaşlar bu videoyu Mucu'nun doğum günü öncesi bir giriş olarak hayal edelim. Çünkü birazdan önünüze Mucu'nun doğum gününden kareler gelecek. Ve Mucu'nun doğum günü kutlamak için kahvaltıya gideceğiz. Kahvaltıdan sonra da Mucu'ya dondurma yediriyorum. Mucu'yla dondurma yiyoruz. Böyle bir spoiler. Aynen. Spoiler verelim. Ama öncesinde maskemizi yapmadan önce ne yapıyoruz? Şu yüzümüze bir su çarpacağız. 2 dakika. Böyle bir şey takacağım kafama. Kafama böyle bir şey takıyorum. Kafama böyle bir şey takacağım. Nasıl? Hem saçlarımı tutuyor önden, hem de kulağıma su kaçmasını engelliyor. Üçü bir arada diyebiliriz. Hepsi. Bence çok mantıklı bir araç bu. Mucu alırken güldü. Taktığımda da güldü. Ama bence çok tatlı durdu. Şimdi yüzümüze önce şöyle bir çık çık su çarpacağız. Yüzümüzü kurulayacağız, bir temizleyeceğiz. Ondan sonra da maskelerimizi yapacağız. Daha böyle kullanmam ya. Ya bu çocukların da temizliği abiler gibi yaptım ya. Havluyla temizlemeye çok karşıyım. Çünkü havluda ne kadar bakteri var, pislik var, hepsi yüzüne geliyor. O da havluyla şey yapıyor. Peçete her zaman en sağlıklısı. İlk defa aldım bu maskeleri. Sen de bak, ben de bakayım. Temizleyin, kurulayın. Kuruladık. Ambalajdan çıkarıp kağıt maske yüzünüze yerleştirin. 8-10 dakika bekletip alın. Çok yapış yapış bir şey bu. Hadi bakalım. Sen yapacaksın, biliyorsun değil mi? İkimiz alalım. Çok vıç vıç. Çok iğrenç hissediyorum. Hayır hayır. İğrenç hissiyatı var bunun suratında. Şimdi onun yüzüne böyle... Olmadı bu bence ya. Bak oldu da. Burası çok güzel yapıştı, buralar yapışmadı. Ama sakalın da var. Sakal. Ben sorun olur demiştim ama. 8-10 dakika diyor ama açım 15 dakika dursun. Ay elim çok kaydı benim ya. Bunu açamıyorum. Heh, tamam. Bu şekilde ıslak mendil gibi çıkıyor. Bütün maskeler böyle mi şimdi? Kağıt gibi mi oluyor? Kağıt kağıt. Çoğu böyle oluyor ama direkt böyle elini fırçayla sürdüklerin de oluyor. Yok kil maskesi, yok siyah. O sanki onlar maske. Daha kolay gibi ya. Aynen. Ya bu zaten şey ya. Laf olsun, torba da olsun maskesi. Çok korkunç. Çok korkunç oldum, ben ata benzedim. Benimki niye böyle oldu? Benim çok korkunç. Benim aklıma daha kötü şeyler geliyor. Şu sakallarımdan sonra şeye benziyor. Hani bu dansçılar var ya. Hı. Şuraların püsküller sallanıp falan. Ne dansçısı o? Böyle dans ediyorlar ya işte. Sen de ne güzel yapıştı her yerine. Yapıştı da halime bak. Ota falan benzedim. Böyle oldu benimkisi. Palyaçoya benzedim. Bir de burnumu niye kapamıyor bu? Asıl burnumu... Ha, anladım ben ya. Yukarıdan çekmiş. Suratına gözlüğümü atmışlar gibi. Hamuru açarken delinir ya. Arkadaşlar! Bu arada ilk girişte şey görmüş olmanız gerekiyor. Metin Akdülger. Koç Üniversitesi'ne Metin Akdülger geldi. Söyleşi oldu. Medcezir ile ilgili bir de sorular sordular arkadaşlar. Orkun'la ilgili. Metin Akdülger Koç Üniversitesi mezunu. O yüzden çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Bayağı eğlenceliydi. Hatta Leyla Atanlar da... Leyla Atanlar... Leyla Atanlar, Leyla Atanlar gibi oldu. Da geldi. Gayet güzel bir etkinlik oldu. Ben de girişe böyle koymak istedim hani. Anı kalsın. Güzel oldu çünkü. Ve... Metin Akdülger benim story'e baktı arkadaşlar.
Metin Akbil gel, seni çok seviyoruz. Ben 2006 girişliyim. 2011'de girişliyim. Aslında oyunculuk serüvenim bu okulda Yıldız Kentler ders veriyordum. Yıldız Kentler Shakespeare üzerine kuramsal Shakespeare okuma ile ilgili ders veriyordu. Ben de o derse alıyordum. Şimdi bu 8-10 dakika kadar yüzümüzde kalacak. Sen 9'da koydun. 9. Videonun süresine bakıyordum da ben. He, tamam. 19'da alacaksın. Ben de 17'de alacağım. Tamam. Benim yamuk yumuk hiçbir şey olmadı ki sakallarımdan da. Yapışmadı hiç ya. Mesela bak senin bıyık kısmı ip gibi, benimki çok kalın, dudağıma geliyor benimki. Bence bu açılmadı tam. Badem bıyık versiyonu benim herhalde. Gözlerime bak, herkese inan. Benim şeye benzedi bu maske. Sanki böyle burun estetiği olmuşum da burnumu fazla kaldırmışlar. Burnumu fazla kaldırdığı için de marmına dönmüşüm gibi. Ben böyle tatlı durur falan sanıyordum. Cidime bak. Siyah maske almıştım, tamam mı? Bundan 2-3 sene önce siyah maske almıştım. Bir hevesle aldım ama yani. Hani sanki böyle tek hayattaki tek işim maske yapmakmış gibi. Kocaman bir paket böyle. İlk gün sürdüm arkadaşlar. Sonra 2 yıl geçmiş. Ve hani bilmiyorum ya. 2 yıl geçmiş ve baktım çöpe gitti. Çünkü tarihi geçmiş. Onlar genelde ya 6 aylık ya 12 aylık oluyor. Boşu boşuna almış oldum. Böyle bir sürü kozmetik ürünü şeyim var. Ben de öyle 3-4 senedir hiç kozmetik ürünü almıyorum. Evet Mucu, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun Mucu. Gerçekten çok ince. İnce seninkisi, bak benimkisi kalın. Bence bu açılmadı bak. Bak buradan kalın geliyor, gördün mü? Hmm. Ben niye bu kadar komik duruyorum biliyor musun? Çünkü benim kaşlarım da içeride kaldı. Bak kaşlarım burada kaldı. Kaşlarım görünse bu kadar komik durmazdım bence. Amaç cildimizi nemlendirmek değil mi arkadaşlar? Amaç cildimizi tazelemek, nemlendirmek. Şöyle bir kendine getirme. Yorumlara yazar mısınız? Bak, normal burnum bu. Bak şununla sanki bak estetikli gibi duruyor. Hmm. Estetik yaptırmışım gibi duruyor. Ay ağzıma girdi, al bak. Ben çıkarmak istiyorum. Bakımımızı da yaptık. Bugün bakımlandık. Maske yaptık yani. Çok bir şey yapmadık. Bayağı iş yapmış gibi anlattım ama. 10 dakika uzun bir süreydi. Evet, 10 dakika bakım için benim için de çok yeterli uzun bir süreydi. Bakın yüzümüz parıl parıl parlıyor. Gel gel buraya. Bakın parıl parıl evet. Olduk. Hepinize pırıl pırıl günler diliyorum. Bir sonraki karede görüşmek üzere. Sağlıkla, huzurla kalın efendim. Doğru güldürebilir mi yani? İğrenç mi? Çok iyi. Ben... Sen nasıl bir yapıyorsun? Üflemiyor gibi yap. Üfle. Dinç'e giriyorum o zaman. Yine üfle. Akıyor. Çok yamuk koydu dondurmayı ya. Ya. Sabah kalktık. Sıkış tepiş otobüse karşıya geçtik. Bu önemli bir detay değil. Sonra bir daha sıkış tepiş. Metroya bindik. Bu da önemli bir detay değil. Sonra çok özel bir kahvaltı çektik. Anlat şimdi buraları. Snack diye bir kafeyi. Akşam körüne kadar kahvaltı yapan bir metin. Evet. Sabah kalkıp Kadıköy'e geldik. Moda'ya gittik. Moda'da Snack diye bir yer açılmış. Orada kahvaltı yaptık. Konsepti de geç kahvaltı. Saat akşam 7'ye kadar kahvaltı servisi var. Evet arkadaşlar, yine saçma sapan bir yerde kamera açıyorum.
yere geldik. Saksıya bakar mısınız arkadaşlar? Çok tatlı ya. Bu hem saksı hem mumluk olarak kullanılabiliyor. Bu da mumluk sanırım. Şunlar da aynı şekilde. İşte kuzey stilinin harikalığı yani. Çok tatlı. Buraya bahçe ürünleri koymuşlar hep. İyi mi öyle? Bakın mükemmel. Cidden mi? Vallahi. Çok süngerli ya. Öyle mi? Aşırı çöktü mesela bu. Ben o kadar sevmiyorum. O baştaki mükemmeldi. Sırada sunum hazırlamaya çalışan ben. Selam. Arkadaşlar biz yarın Koç Üniversitesi'nin bahar şenliklerine tabii ki de geliyoruz. Ve şu anda konser alanı hazırlanıyor. Bundan birkaç gün önce bayağı standlar açılmıştı. Öğrenciler bayağı güzel etkinlikler yapmışlardı. Kudansın etkinliği falan olmuştu. Şimdi de sahneye hazırlıyorlar. Biraz daha size göstereceğim. Ama yarın da zaten bahar şenliklerini ayrı bir vlog olarak çekerim diye düşünüyorum. Bakalım. Bitecek mi bilmiyorum ama eğer bir tersi çekerim bitmezse de zaten yarın konsere geldiğimizde göstereceğim. Fotoğraf. Zaten şu an çekiyorum. Sen. Evet Elin Hanım. Nasıl gidiyor okul? Okul çok iyi gidiyor. Yüksek lisans nasıl? Yüksek lisans gidiyor. Gidiyor. Deneyler nasıl? Deneylerim içsel çok umutlu ve pozitif. Data alma konusunda henüz yeterli amacıma ulaşamamış bir vaziyetteyim. Ancak pazartesi günü arkadaşlar sunumum var. Sunumdan sonra daha iyi ve motive bir şekilde laba geri döneceğim diye umuyorum. Bitkilerimin büyümesinde transformation açısından sorunlar yaşıyorum. Diyebilirsiniz Selin, transformation nedir? Ben bilmiyorum. Ki biz de öğrenmeye çalışıyoruz. Biz anlamaya çalışıyoruz yani. Ama onun için iyiyim Tuğçe'cim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Yarın için heyecanlı mısın? Yarın için çok heyecanlıyım falan. Ya yarın aslında heyecanlıydık arkadaşlar. Yarın Büyükev Abluka'da Hande Yener ve 2 adet grup daha var. Ama şu an ezbere adlarını söyleyemeyeceğim. Arda Oz. Arda Oz var. Bir de Avantgard. O adını hatırlamıyorum. Doğru. Ama o grup değil aslında heyecanlıyız yani. Çünkü biraz daha böyle elektronik, tekno, eğlenceli bir gruba benziyor. Çok heyecanlıydık ama işte hava yağmurluymuş yarın. Bayağı kapalı gösteriyor. Bu birazcık hevesimizi kırdı. Bir de biraz yaşlanmışım ben. Bir tık yaşlı hissediyorum eski hallerime göre. O yüzden çok böyle parti modunda değilim. Ama tabii ki de çok heyecanlıyız. Çünkü ilk defa Koç'taki bir bahar şenliğini görme fırsatım olacak. O yüzden aslında her şey zamanında güzel. Aynen. Her şeyi zamanında tadını çıkarmak gerek. Evet, keşke hava güneşli olsaydı. Birkaç gün önce çok güzeldi hava. Öyle olsaydı çok heyecanlı olurdum muhtemelen. Ama şu an böyle bir tık buruğum. Ama yine de tabii ki mutluyum. Çünkü yani güzel bir ortam olacağından eminim. Tuğçe ve Aco da geliyor arkadaşlar. Koç vlogundan görmüşsünüzdür. Şuraya bırakalım. Hep birlikte inşallah güzel bir etkinlik olacak. Ben eğleneceğimize inanıyorum ya. Evet, güzel geçecek bence. Evet. Canan Dağdeviren'den bahsettim bu arada. Canan Dağdeviren. Tamam, Elin Hanım, Elin Hanım. Peki Canan Hoca hakkında ne düşünüyorsunuz? Canan Hoca... Ya ben gerçekte hiç sunumu vesaire veya konuşma tarzını duymamıştım. Çok naif, böyle anlatırken ilham verici bir hoca olduğunu düşünüyorum.
Ya yaptıklarını zaten arkadaşlar hani anlatmak mümkün değil. Yani çok büyük projeler. Zaten şu an MIT'de çalışıyor. MIT'de bir lab grupları var. İlham veren kadınlar arasında dünyada ilk yüze girmiş. Ve hani ben bu detayı bilmiyorum. Yani çok büyük işler yaptılar, ödüller aldılar ama hani bu detayı bilmiyorum. Gerçekten ilham verici bir kadın olduğunu düşünüyorum. Şu an en az 10 tane patenti var. Evet ve inanılmaz projeler. Gerçekten lütfen hani Google'a ya da herhangi bir araştırma sitesine Canan Dağ Devren yazın yaptıkları çalışmaları eminim çok seversiniz ve inanamazsınız bazı şeylere. Ve de çok naif bir kadındı. Yani aynı zamanda kültürümüzü Amerika'ya tanıtmak, temsil etmek yani konusunda da. Ve çok onur duydum açıkçası, yani sunumu dinlemek bile çok keyifliydi benim için. Koç'un bence güzelliklerinden birisi de bu ya. Hani çok heveslenip bulamayacağın fırsatları bazen cidden önüne getirebiliyor. Yani mesela bugün şeyi sorguladım, yani ben Canan Dağ Devre'nin bir sunumuna hani Amerika'ya gitmediğim sürece hani nerede oturup dinleyebilirdim. O yönden gerçekten çok keyifli ve açıklayıcı oldu bence. Yakın zamanda da yine böyle sanırım gelecekmiş büyük isimler. Aynen. Kesinlikle etkileyiciydi ki Tuğçe de bence çok beğendi. Çok çok etkilendim. Daha fazla hayatını araştırmak istedim. Evet. Neler yaptın? Kendini de kamerayı çevirdim. Kendini de göster ya. Yok ya. Göster. Yok. Ben çekeyim. Kamera arkasını ilk defa kameraman gibi, yani kameramanım var gibi oldu arkadaşlar, biliyorsunuz. Normalde hep kendim çekiyorum yani. Ben yarın. Yarın değil yarın. Mi? Yarın. Evet, yarın. Yarın dans ederken. Bu arada arkadaşlar, bu vlog burada bitiyor. Neden bitiyor? Çünkü bahar şenlikleriyle ilgili ayrı bir vlog gelecek. Kral. Ayrı bir vlog. Bu krallığı kim yapar? Kim? Tabii ki Elif Sümete. Ayrı bir vlog gelecek bununla ilgili. O yüzden buna dahil etmek istemedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz, gerçekten beğeni tuşuna basarsanız, kanalıma abone olursanız ve zili açarsanız lütfen abone olun arkadaşlar. Çünkü videolarım %80 oranında izleyip abone olunmuyor. Kalp kırıcı. Böyle yapmayalım. Abone olursanız, destek olursanız çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.